Sevgili izleyicilerimiz, Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sayın İsmail Hakkı Pekin bizimle birlikte. Sayın Pekin, merhaba efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii gündem çok hareketli ve Orta Doğu bir ateş çemberi haline dönmüş durumda. Hastaneye yönelik saldırı, İsrail diyor ki, Netanyahu diyor ki biz yapmadık, İslami Cihat yaptı. İslami Cihat diyor ki hayır biz yapmadık, Hamas diyor ki yalan hikayeler yazıyor İsrail ve katliam gerçeğini saptırmaya çalışıyor. ABD Başkanı Joe Biden orada biz İsrail'in yanındayız mesajı vermeyi sürdürüyor ve şu anda Orta Doğu'dan yansıyan bu görüntü bize neleri anlatıyor Sayın Pekin? Şöyle söyleyeyim, tabii yıllardan beri bu olay devam eden bir olay, yeni bir olay da değil. Durup dururken Hamas herhangi bir şey yapmadı. Yani millet açık hava sahasındaydı ve artık bir şeyler yapmak gerekiyordu. Yaptılar ve arkasından da her zaman olduğu gibi İsrail'in ondan evvel de şeyleri başladı, füzeleri başladı. Maalesef tam bir yalan rüzgarı var şu anda. Batı'nın yalan rüzgarı gerçekten. Atılan bombaya baktığımız zaman, tabii üzücü olan şu, Sayın Netanyahu söz konuşuyor, Biden da konuşmasında maalesef o şeyde bunun başkası adına yapıldığını söylüyor. Yani çok yani çok enteresan, böyle profesyonelce herkes, Batı dahil herkesin kafasında evet bu tamam bir patlama oldu, sanki basit bir patlamaymış gibi, ama kimin yaptığı belli değil patlamayı. Ya alenen adam bombayla taarruz ediyor. Yani atılan silah, bombaya baktığımız zaman atılan bombanın MK-34 olduğu, evet. Hemen hemen 1925 kilo civarında, 925 kilo atıyorum, 925 kilo civarında olduğu söyleyebilirim. 2000 libirelik bir bomba bu. F-16'larla atılabiliyor, işte F-22'lerle atılabiliyor. Her uçakla da atılmıyor, ağır çünkü. Ve üzerinde bunların güdüm kiti var. Yine içlerinde tapaları, geciktirmeli tapa var. Yani atıyorsunuz, biraz toprağa giriyor. Toprağa girdikten sonra bir süre gecikiyor, 10-15 saniye. 15 saniye sonra patlıyor. Çok daha büyük eti gösteriyor. Atılan böyle bir bomba. MK-34 serisi, F-16'lardan atılan bir bomba. Bunun yani bu kadar büyük bir patlamanın Kassam roketleriyle olması mümkün değil. Yani Kassam roketlerin içindeki patlayıcılar belli. Yani miktarı da belli, her şey belli. Ama maalesef büyük bir skandal. Yani hem trajikomik bir olay İsrail'in yaptığı, hem de çok büyük bir savaş suçu. Şimdi orada onları biliyorlardı. Daha evvel, bir gün evvel de 3-4 tane hastanenin ismi, bu hastane de var. Bu hastanelerin tahliyesiyle ilgili 24 saat süre vermişlerdi, hatırlarsanız. Bu 24 saat süre Birleşmiş Milletler dedi ki böyle bir şey olur mu, yani bu 24 saatte burada yaralılar var, bacağı kolu kesilenler var, şunlar bunlar var, onun için insanlar ölür, dolayısıyla bunun olamayacağını belirttiler, ama ısrarla ısrar etti. Bir de o bölgede sadece şey yok, hastalar yok, hastanede kaçan, evi yıkılan, şeyden, bombardımandan kaçan, ölümden kaçan çocuklar var, gençler var, kadınlar var. Yani bunların hepsi hastanede toplanmışlar. Yani 2000 kişilik falan bir kalabalık var hastanede. Bir de bir kısmı da okullara toplanmışlar. Okulları da vurdular maalesef. Bir kısmı şeydeydi, refah kapısındaydı. Orayı da vurdular. Yani yardım getirmek üzere gidenler vardı. Maalesef böyle bir olay oldu ve bu olay bilerek isteyerek sivil halkın üzerine, muharip olmayan sivil halkın üzerine, askerlikle alakası olmayan sivil halkın üzerine, hastanede toplanmış, kendini korumak isteyen halkın üzerine alenen ateş edildi. Yani bu tam bir savaş suçudur ve bunların tabii biz savaş suçudur diyoruz ama bunun arkasındaki Amerika farklı bir şey söylüyor. Yarın bir gün şeyde, sanırım bugün galiba Birleşmiş Milletler'de şey toplanacak, ülke konseyi toplanacak, konsey toplanacak. O konseyde işte en az 9 üyenin bir şey, tasarıyı kabul etmesi lazım. 9 üyenin evet demesi lazım. 9 üye evet dedikten sonra o meşhur 5 üyede veto etmemesi gerekiyor. Veto ederse çıkmıyor. Yani dolayısıyla yine bu işin sürüncemede kalacağını, ölenin öldüğüyle kalacağını,
Bunların tabii böyle bunlar cezalandırmadığı takdirde o zaman da ortaya kin, nefret çıkıyor. Herkes birbirine kin biriktiriyor ve gördüğü yerde o da öbürküsünü öldürmeye teşebbüs ediyor. Yani sonuçta aslında yapılan şey şu, Gazze'lileri ve Filistinleri buradan dışarı çıkarmak, bölgeyi Filistinlerden arıtmak ve tek devletli bir çözüm, yani iki devletli çözümü reddetmek, altına imza attıkları iki devletli bir çözümü reddederek sadece tek devlet kurmak. Bunu yapıncaya kadar da hem bölgeyi ateşe attılar biliyorsunuz. Yani bölgede de ülkeler savaş çıkmaması için ya da yangının büyümemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye dahil olmak üzere. Bu mutlaka yangının büyümemesi lazım. Çünkü yangın büyüdüğü zaman biz dahil herkesi içine alır. Yani belki birileri İsrail için sorun olmayabilir. İsrail çünkü bu yangını büyütmekten yana olan bir ülke. O büyüyecek ki kendi amaçlarını bu ele geçirdiği fırsatı sonsuza kadar kullanabilsin. Ama Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra tabii yine aynı şekilde devam edecek ama sonuçta bir şekilde Dışişleri Bakanı söylediği gibi bölge halkıyla ya da bölgedeki devletlerle halklarla ilişkileri koparmak üzereler. Bu tabii belki bugün kısa vadede çok bir şey etmeyebilir ama orta vadede Amerika'nın bölgeden kovulmasına yol açar diye değerlendiriyorum. Herkes, onlar kendi ayaklarına sıkıyorlar aynı zamanda. İsrail de öyle. Yani bu olaydan sonra Lübnan Hizbullah müdahale eder mi? İran müdahale İran, eder mi? Ya tabii. da öbür işte İran'ın beslediği ya da İran'ın desteklediği unsurlar var. Irak'ta Hastişabiler var. Yemen'de Husiler var. Ondan sonra Suriye'de yine şey var. Bu Lübnan Hizbullah'ın bazı unsurları var. Aynı tepelerde, dürüzlerin olduğu yerlerde. Bunlar harekete geçer mi? Bilemiyorum. Ama yeni terör örgütleri çıkacağı, terör örgütü demiyorum. Yani yeni yeni örgütler çıkacağı da belli, haklarını korumak için. Eğer bunların haklarını dünya koruyamıyorsa, bölge ülkeleri koruyamıyorsa, Birleşmiş Milletler koruyamıyorsa o zaman farklı boyutlarda değişik örgütler çıkmak suretiyle bunların haklarını arayacaklar. İran direkt savaşa girer mi? Sanmıyorum. Yani İran'a müdahale edilmedikçe İran'ın savaşa gireceğini sanmıyorum. Peki İran savaşa çekilmek isteniyor mu Sayın İsmail Hakkı Pekin? Hem İsteniyor. İsrail'in açıklamaları hem ABD'nin. Özellikle ABD soru işareti ama ABD'nin şu anda başı belada. Yani ABD aynı anda işte hem şeydeki Asya Pasifik'teki hem diğer bölgelerdeki savaşı falan götüremez. Yani biraz zor. Onun için İsrail istiyor. İsrail Amerika'yı savaşa sokmak istiyor ve özellikle de İran'ın bombalamasını istiyor. Tabii İran'ın bombalanması demek bölgenin birbirine girmesi demek. Bizim bölgede yeni bir şeyin çıkması demek. Bu PKK-YPG devletçiliğinin kurulması demek. Ve Amerika'nın onlar vasıtasıyla işte Türkiye'yi, İran'ı ve diğerlerini kontrol altına almaya çalışması demek. Bitmeyecek bir şeye devam ediyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Olaylar şunu gösteriyor bize. Bu olayların daha da artacağını. Yani genelde bu olaylara baktığımız zaman iki yerde, birisi işte Asya Pasifik'te, daha oraya gitmediler. Asıl bölge orası. Diğer bölgede bizim bulunduğumuz Avrupa bölgesi. Avrupa bölgesinde de Avrupa işte Asya, Batı Asya bölgesinde de çıkardıkları bu çatışmalarla bir şekilde Rusya'yı kuşatmaya çalışıyorlar. Biz de kuşatmaya çalışıyoruz ama Rus daha çok Rusya'yı kuşatmaya çalışıyorlar. Başarılı olurlar mı? Bu hareket sonunda biraz zor. Rusya biraz daha şimdi serbest kaldı. Biraz daha Avrupa devletleri nereye yardım edecek? Rusya'ya mı yardım edecek? Öbür tarafa yardım edecek? Bir de o var. Bu yıkılan yerler var. Bunların yapılması var. Bunlarla ilgili hep şimdiye kadar yapılanlar şöyle. Yıkmış İsrail. Ondan sonra yapılırken bunun fonunu şey sağlamış. Katar sağlamış. Katar parasını yine Katar'dan parasını almayı düşünüyorlar ama bu sefer bunların Gazze'nin dışında konuşlanması söz konusu. Gazze'nin dışında
Mısır yani Sina Yarımadası'nda. Oraya da Mısır müsaade eder mi etmez mi verildi. Çünkü bu kadar gücün Mısır'a gelmesi, Mısır'ın özellikle İhvan yani Müslüman Kardeşler örgütüyle sorunları olduğu için pek fazla istemiyor. Yani belirli bir sayıda istiyor. 100 bin galiba istiyorlar. 100 bin kişi falan. Diğerleri de 405 bin kişilik bir grubu oraya sokmaya çalışıyorlar. Başka ülkelere de koyuyorlar. Ama Ürdün ve Mısır'ın aldığı kararlar tabii ikisinde de şey, biz yeteri kadar göçmen var bizde, bundan sonra daha fazla mülteci almıyoruz şeklinde. Ama bu insanları ne yapacaklar? Denize mi atacaklar? Bir tek deniz kalıyor geride. Yani denize atacaklar. Dolayısıyla bir anlaşma olur. Asıl sorun bence şu anda önce bir insani ihtiyaçların, şu insani dramın bir şekilde ortadan kaldırılması. İkincisi, bütün bölgeyi ateş altına alacak bir savaşın çıkmasının önlenmesidir. Ondan sonra da neler yapılabilir? Bu konuda diplomatlarımız da çok diplomasiyle bu işin büyük ölçüde halledilmesi lazım. Tabii ki gereken yerlerde ordu da görev yapar ama asıl konu diplomasi konusu. Diplomasi, para yardımı. Çünkü bunların hepsi maddi. Bir de öyle bir zamana geldi ki bir taraftan da bütün devletlerin şey sorunu var, enflasyon sorunu var, hayat pahalılığı sorunu var. Yani zor bir dönemdeyiz. Her geçen gün şeyden itibaren başladı bu işler biliyorsunuz. Bu pandemiden itibaren başladı. Pandemi, Rusya savaşı, işte şimdi bu böyle evet, böyle devam ediyor hayat pahalılığı falan evet, diye. Her evet, geçen gün şartlar, yaşam şartları ağırlaşıyor. Ve büyük bir ihtimalle bu olay son olmayacak bana göre. Kara harekatı başlatacak mı Sayın Pekin? İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı bekliyordu yani şöyle, kara harekatı için diye bir iddia var. Şöyle bir şey var, harekat yani kara harekatı yani şeye, bölgeye, Gazze'ye. Ben bütün Gazze'yi böyle Gazze halkını öldürecek şekilde bir harekat planlayacaklarını sanmıyorum. Çünkü çok büyük tepki gördüler bu olaydan sonra. Belki kritik noktalara yönelik bir takım faaliyetlerde bulunabilirler. Kritik noktalara, oralara girebilirler. Bir de havadan ellerinde yeteri kadar bomba var. Bu kullandığı bombanın dışında, mesela bu bomba 11 metre deliyor toprağa. Amerika'nın elinde 31 metre toprağa delen bombalar da var. Yani onlarla havadan tünellerde yıkmak suretiyle şey yapacaklar, büyük bir baskı yapacaklar diye değerlendiriyorum. Çıkanları da herhalde tanklara dizmişler, tanklarla ve çıkan hedeflere şeyle, obüslerle müdahale edecekler. Zaten yukarıda yeteri kadar şeyleri var, helikopterleri ve diğer unsurları var. Ben yani bir şey olacağını sanmıyorum. Yani kara harekatı böyle bütün güçleriyle, çünkü çok zayiat verdi. Yani bir de bu askeri gerek yani girdiler diyelim çıkamazlar bir daha oradan. Çok büyük zayiat verirler. O da Netanyahu'nun işine gelmez çok fazla zayiat vermek. Amerika'nın da işine gelmeyebilir. Ama durum bu şimdi maalesef. Bekleyip göreceğiz bu. Şimdi herhalde bir askeri harekat olacaksa bundan sonra bu harekatın için herhalde önümüzdeki birkaç gün içerisinde olabilir diye değerlendiriyorum. Hafta sonunu bulabilir diye değerlendiriyorum. Çünkü hazırlık yapıyorlar. Yani yerlerini tespit ediyorlar. Ama biraz evvel dediğim gibi her eve giremezler. Her sokağa giremezler. Girmeye kalktıklarında, tünellere girmeye kalktıklarında çok fazla zayiat verirler. Çünkü orada sadece el bombası yeter, sadece tabanca yeter o tünellerde, içerlerde. Çok fazla tuzak kurarlar, öyle söyleyelim. Bunları göze alabilir mi İsrail? Almaz. İsrail tamam, konvansiyonel gücü olarak iyi, gücü var. Ama bu sokak aralarında o tanklar dönemiyor. Yani sıkışıyor, işte ne bileyim füzeler, roketler dönemiyor. Bir tek işte tespitleri, koordinatları vermek suretiyle hava kuvvetleri ve diğerleri ateş altına alabilirler. Hava kuvvetlerinin attığı her şeyde aşağıdaki insanı öldürmez. Yani insanlar bir kayanın arkasına saklanır. Hava kuvvetleri mermiyi atar. Sizin üzerine düşmez. Önünüze düşse bile o mermi yayılır. Dolayısıyla size gelmez. Biraz kulaklarınız çınlar bir süre ama hepsi o kadar. Yani onun için öyle kolay değil asker harekat yapmak. Bunların hepsini düşünüyorlardır diye değerlendiriyorum. Yani İran ancak şöyle girebilir. Yani o bölgede bir katliam olursa
durduramazlar yani halkı. O öyle girebilir. Evet. Ama şu aşamada İran'ın onun da baş dertte bir sürü sorunu var. Ben pat diye böyle bir muharebe gireceğini sanmıyorum. Evet, yangın büyürse biz dahil herkesi içine alır vurgusu yaptınız. Tabii Batı'nın Evet. üzerine de yoğunlaşmak gerekiyor Sayın Pekin. Çünkü Batı'nın Tabii yalan tabii. rüzgarı vurgunuz da çok önemli. Bakalım önümüzdeki günler nelere gebe olacak. Çok teşekkür ediyorum bizi bilgilendirdiğiniz Sağ olun için. efendim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun Teşekkür. efendim, Sağ olun. bizden de. Sevgili izleyiciler, Genelkurmay